Thorndike bağlaşımcılık kuramı deneme yanılma yöntemini şöyle açıklamıştır. Davranışın ortaya çıkardığı sonuçların davranış üzerindeki etkisi üzerinde durmuştur. Yani deneme yanılma yönteminde organizma öğrenme durumunda belli bir problemle karşılaştığında problemi çözmek için çeşitli davranışlar sergiler ve amacına denemeler sonucunda ulaşacaktır. Örneğin televizyon kumandasının nasıl çalıştığını denemeler sonucu bulma Yani televizyonu doğru açacak düğmeye basana kadar tüm düğmelere basma olarak örnek verebiliriz. Peki arkadaşlar kavrayış yoluyla öğrenmeyi bir hemen kısaca hatırlayalım. Önceden birikimi olduğu konulardaki bir problem durumuna ani bir biçimde çözümler üretebilmesidir. Peki deneme yanılma ve kavrayış yoluyla öğrenme arasındaki farkı da bir örnekle özet geçelim arkadaşlar. Örneğin kumandaya basarak TV'yi çalıştırmak isteyen bir birey tüm tuşları tek tek deneyip rastgele TV açma yapabiliyorsa bu deneme yanılmayı bir örnektir. Fakat birey kumandanın düğmelerine bakar ve TV'yi açacak düğmeyi belirleyebilirse bu ise kavrama yoluna güzel bir örnek olacaktır.